Şimdi bugünkü konumuz Domain Name System veya Server diye geçer sağda solda. Bu eleman DNS'ye görürsünüz. Bu elemanın yaptığı şey, normal şartlarda siz bilgisayarlara isim verdiğinizde arka tarafta onlar gidip IP çözümlemesi yapar. Normal şartta biz bilgisayarlara İşte bir isim veririz ki bizim için daha hatırlaması daha kolay olsun, işlemlerde daha kolaylık yaşayalım. Ama işin kötü tarafı bizim verdiğimiz bu isimlerden makineler kendi aralarında konuşamazlar. Makinelerin kendi aralarında konuşabilmesi için birbirlerinin IP adresini bilmeye ihtiyaçları vardır. Bu noktada devreye DNS giriyor. Bizim vermiş olduğumuz ismi server 2 dediğimizde bu eleman otomatikman diyor ki 192.168.0.2 IP'sine sahiptir deyip bize söylüyor. Ve arka tarafta benim şuradaki makinem diğer makineyle konuşmaya çalıştığında ben bu ismi verdiysem diyor ki arkadaşım ben bu isme karşılık gelen IP'yi bulmalıyım ki bu adamdan iletişime geçebileyim. Yoksa isimden bulutu bulamıyor. Bunun yerine ismi söylediğinizde arka tarafına gidip eleman bunun IP adresini buluyor. Daha sonra IP adresini bulduktan sonra tamam diyor o zaman bu makinedir buraya gitmeye çalışıyor. Sadece IP çözümleme işi midir? Hayır, daha farklı seçenekleri var ama biz %90-95 oranında ismi IP'ye çözümleme olarak görüyoruz. Çok daha farklı işler yapıyor tabii ki. DHCP ne yapıyordu? DHCP'nin yaptığı şey bizim şuradaki makinenin üstüne kurulu olduğunu varsayalım. Network'e bir makine girdi. Bu giren makineye bir IP ihtiyacı olmayacak mı? Olacak. O zaman bu eleman bu adama IP verecek. Ama bunun yerine siz DNS'i kurduysanız buraya bu elemanın yaptığı şey bu ismi verdiğinizde bunun karşılığındaki IP size söylüyor. Buraya kadar tamam mıyız arkadaşlar? Peki. O zaman şöyle düşünün. Düşünün ki sizin şöyle bir yapınız var. Evet. İçeriye geldiğiniz bir domain controller kurdunuz. Ve demiştim ki domain controller'ın çalışabilmesi için neye ihtiyacı vardı? DNS'e ihtiyacı vardı demiştim. Arka tarafta çünkü ismi IP'ye çözümlemesi gerekiyor. Niye? Çünkü yapınızda sizin makinalarınız var ve siz bu makinalara belki bir scriptler yazdınız, bir şeyler yaptınız. Bunun karşılığında diyorsunuz ki, örnek veriyorum, işte git server 2'de bir şeyleri yap diyorsunuz. Bu eleman ne yapıyor? Öncelikle bunun IP karşılığını bulmaya çalışıyor. Bu IP karşılığını bulduktan sonra otomatikman diyor ki arkadaşım IP karşılığını buldum, bu makine şu makinedir deyip buraya gitmeye başlıyorsunuz. Ama siz ismi direkt verdiğinizde eleman bu isimden iletişime geçemediği için durup kalıyor. Buraya kadar tamam mıyız arkadaşlar? Şimdi sizin yapınızda düşünün ki evde kullandığınız modemler. Siz isim sorgusunu gönderdiğinizde ne yapıyor? İnternete gittiğinizi varsayıyorum. Yani şuradaki Google'a gidiyorsunuz. www.google.com. Siz bu elemana gitmeye çalıştığınızda nasıl bir işlem oluyor sizce? Siz gidip buradan bir hizmet alıyorsunuz. Evet. Bir web sayfası alıyorsunuz. Ben buraya gitmeye çalıştığımda buradaki kullanıcı olarak ne yapıyorum? Geldim, browser'ımı açtım. Dedim ki www.google.com'a gitmek istiyorum. Peki enter'a bastım. Arka tarafta nasıl bir işlem gerçekleşiyor sizce? Tamam, benim şu makinamın üzerinde DNS yüklü, şurada benim gateway'im var. Bu eleman şuraya ulaşmaya çalışıyor. Sizce nasıl bir yolu izler? İlk önce DNS'e gider. Söyle Erol. Hocam ilk önce ben bir DNS'ine gider. DNS bulamazsa ondan gateway'den çıkıp bu internet üzerindeki DNS sorunları var. Oraya yönlendirir. Orada varsa eğer direkt gelip dönüş yapar. Onlar zaten şimdi çoğu şöyle bir şey var. Normal şartlarda sizin iç yapınıza yapılandırdığınız DNS bütün bilgileri bilmek zorunda değildir. Kaldı ki bilmesi de mümkün değil zaten. Niye?
Niye? Çünkü baktığınızda public ortamda, eksternal ortamda milyarlarca belki site vardır. Belki milyarlarca domain ismi vardır. Bunların hepsinin bir domainin bilmesi mantıklı mı veya mümkün mü? Değil. Bu sebepten dolayı bir hiyerarşik yapı doğrultusunda sizin DNS'iniz bilmediği domainleri bile çözebiliyor. Normal şartlarda biz DNS'i açtığımızda neyi görüyorduk? Bizim işte oluşturmuş olduğumuz domain ismini görüyorduk, değil mi? Bakmıştık hatırlıyorsanız. Orada neyi görüyordu? Örnek veriyorum, ben gelip demiştim ki burası benim e-sağlık.com domainim. Bunun dışında bir şey bilmiyor bu adam. Ama biz buraya gelip mesela www.google.com adresini yazdığımızda bizim buradaki DNS sunucu bilmese bile dışarıdaki root diye sunucularımız var. Bu root sunucular yüzünden gidip otomatikman burayı bulabiliyor. Burası şöyle bir hiyerarşik yapı var. Hemen şöyle göstereyim size. Ya da orada var mıdır şunların arasında? Şöyle bir bakayım. Ha, şurası var mı zaten? Mantıklı vermemiş burası. Ha, neyse vermiş vermiş. Buranın bir tane şekli şemali vardı da ondan bahsedecektim. Şimdi düşünün ki siz evdeki bir kullanıcısınız. Normalde sizin evde hiç yapılandırdığınız bir DNS'iniz var mı? Yok. Peki nasıl dışarı çıkıyorsunuz sizce? IP'siniz, yani kimden o hizmeti aldıysanız, eleman otomatikman eğer siz burada bir DNS sunucu belirtmediyseniz kendi DNS sunucularını sizin modemin IP'sine verir. Ve der ki bu IP'de gelen istekler olursa DNS sunucu olarak benim şuradaki sunucuyu görsün. Siz normalde şuradaki kullanıcı olarak dışarıdaki Microsoft'un sunucusunu çözmeye çalıştığınızda eleman önce gidip kendi DNS'ine soruyor. Modeminize, yani bu diyelim ki TTNET. TTNET'e sorguyu gönderiyor. Diyor ki arkadaşım ben diyor www.microsoft.com'a gideceğim. Burası bakıyor. Kendisinde böyle bir kayıt varsa diyor ki arkadaşım al sana bunun cevabı girebilirsin. Ama bunun kendisinde oluşturduğu herhangi bir kayıt veya daha önceden bu ismi çözmemişse eleman bu sefer gidip bekle diyor. Ben başka yerlerden bir sorayım. Bunu sana getireyim. Otomatikman o da rootlara geliyor. Root'a diyor ki arkadaşım ben geldim diyor. www.microsoft.com'u çözmem gerekiyor diyor. Bu eleman da diyor ki arkadaşım diyor ben www.microsoft.com kimdir bilmem ama bu son parçadan sorumlu vatandaş kimdir onu bilirim der. Ve hemen alt taraftaki hiyerarşi doğrultusundaki yapıya gönderir. Hani size dedim ya bir hiyerarşi yapısı vardır ve bu hiyerarşi yapısı doğrultusunda adam bunu çözmeye başlıyor. Buradaki alt tarafta da işte .com vardır, işte .net vardır, .net, .org vesaire vesaire düşünün. Bu gibi uzantıları düşünün. Peki benim gideceğim yer neresi? www.microsoft.com. O zaman diyor ki arkadaşım diyor sen buraya gideceksin diyor. Beni buraya yönlendiriyor. Ben bunun bilgisini aldım. Buraya geldim. Buraya diyorum ki arkadaşım ben geldim www.microsoft.com adresini çözmeye çalışıyorum. Bu adam da diyor ki arkadaşım diyor ben bunun hepsini bilmem ama sana Microsoft sunucusu kimdir onu söyleyebilirim. O da otomatikman buraya gönderiyor. Beni buraya gönderdi. Buranın bilgisini aldım. Buraya gidiyorum. Buraya geldim dedim ki arkadaşım ben geldim. Bana www.microsoft.com'u söylüyor. Bu eleman da diyor ki tamam diyor. Ben bu domainden sorumluyum. Bu zondan sorumluyum. O zaman diyor bakayım bende böyle bir kayıt var mı? Kendi içerisine bakıyor. www diye bir kayıt girilmiş ve bunun IP karşılığı örnek veriyorum. 20.2.3.2.1 olsun. Bana diyor ki arkadaşım bak bunun karşılığı budur. Ben bunun bilgisini alıp buradaki client'ıma bildiriyorum. Ve benim bu client'ım bunu aldıktan sonra otomatikman Microsoft'un şuradaki sunucusuna gidiyor. Yaptığı şey çok basit. Adresi parçalara bölüyor. Tamam mı biz arkadaşlar? En basitinden şöyle düşünün. Bugün siz işte
Diyelim ki bilgi adama geleceksiniz. Bilgi adam da işte sistem sınıfı, sistem sınıfından işte sistem sınıfları arasında U sınıfı ve orada da işte sistem eğitmeni Erkan Sağlık'la görüşeceksiniz. Şimdi siz buraya geldiniz, direkt bilgi adamın kapısına geldiniz. Dediniz ki danışmadaki arkadaşa, ya ben işte sistem sınıfından işte U sınıfındaki sistem hocası Erkan Sağlık'la görüşeceğim. Eleman der ki, tamam iyi hoş güzel de arkadaşım ben sistem sınıfındaki U sınıfını ve bununla beraber Erkan Hoca'yı tanımam ki. Ben sadece sana sistem sınıfları nerededir onu gösteririm der. Beni sistem sınıfının bulunduğu kata gönderdi. Daha sonra sistem sınıfındaki katlara geldiğimde diyorum ki işte bu kattaki sorumluya soruyorum bu sefer. Diyorum ki arkadaşım işte ben U sınıfındaki Erkan Hoca ile görüşeceğim. O da diyor ki tamam ben U sınıfını biliyorum ama Erkan Hoca kimdir bilmiyorum. Bu sefer beni U sınıfına yönlendiriyor. U sınıfına geliyorum diyorum ki ya ben Erkan Hoca ile görüşeceğim. O da diyor ki al sana işte Erkan Hoca şudur. Tak benimle görüşüyorsun. Yaptığı şey bu yani yönlendirme, hep yönlendirme, başka bir şey değil. Rutlar dediğimiz, rutlar dediğimiz dünyanın belli noktalarında konumlandırılmış ana sunucular. Yani sizin şu com, org, net, uzantılar vesaire yani dağıtan, dağıtan değil, sorumlu olan, bunlara gidip sorduğunda sana kimin nerede olduğunu gösteren sunucular. Bilgilerin buraya işleniyor. Şimdi dünya genelinde bu işten sorumlu NIC diye bir firma var. Bu NIC babaları. Bu babaları. Siz dünyanın neresinden gidip domain alırsanız alın, eleman gelip burayı kendi kaydediyor. 13 tane NIC diye bu NIC mi? Bu NIC'in dünya genelinde yaymış olduğu bu sunucular. Bunları NIC değil. Bu oluşturan firma veya işte kuruluş diye düşün. Yani bizdeki TÜBİTAK gibi düşünebilirsin. Onlardan sorumlu kişi. Bu elemanlar siz işte isim tescilinden atıyorum işte Türk Ticaret Net'ten veya işte GoDaddy'den vesaire Iğrzo gibi yerlerden aldığınızda bu elemanlar otomatikman buranın şubesiymiş gibi çalışır. O otomatikman gidip buraya söylüyor. Diyor ki şu kullanıcı şu domaini aldı bilgin olsun. Bu otomatikman rutların içerisinde hangisine geliyorsa kaydını oraya düşüyor. Ve o şekilde yeni fazla aşağı doğru iniyor ve siz ona soru çözmeye çalıştığınızda eleman sizi yönlendiriyor. Konuşacağız. Onları şimdi bir karıştırma. Onları göstereceğim size. Buraya kadar var mı soracağınız bir şey? Ya DNS'in ne yaptığı tamam mıdır şimdi? Nasıl çalıştığı tamam mıdır? Bu önemli bakın. Burayı atlarsanız DNS'i anlamayabilirsiniz. Şimdi ben DNS'i değiştirdiğimde en basitinden mesela geçenlerde yine işte Twitter'a veya işte YouTube'a veya Iğrzıvır'a giremiyordum. Araştırdığımızda elemanlar bize diyor ki DNS'inizi değiştirin girebilirsiniz. Şimdi ben normal şartlarda ISP'den hizmet alıyordum değil mi? Ve ISP'ye bana direkt diyor ki benim buradaki sunucumdan isim çözümlemesi yapıyor. Oysa siz diyorsunuz ki arkadaşım ben Titnet'in işte domain server'ından isim çözümlemesi yapmayacağım da örnek veriyorum şuraya gelip Open DNS'ten çözümleme yapmak istiyorum diyorsunuz. Sorguyu direkt buraya gönderiyorsunuz. Aynen öyle. Bu da gidip otomatikman gerçek kayıtları buluyor ve onu yapıyor. Biraz sonra yaptığımızda daha net anlayacaksınız. Hayır. Sadece şuraya atlıyor. Ciciyeti, süper online'de işte Iğrzıvır'ı, TÜBİTAK'ı vesaire buralara gitmiyor. Yaptığı şey, ya şöyle düşünün. Ben gelip işte örnek veriyorum. İşte Ömer'e sormuyorum da Cem sana soruyorum. Diyorum ki ya bilgi adam neresi? Sen bana gerçek yeri söylüyorsun, Ömer de beni kandırmak için farklı bir yeri söylüyor. Mantık bu yani. Burası tamam mı arkadaşlar? Peki. O zaman soru birinizi bir açın. Soru bir. Start menüsü. DNS'e gelin. Ey maşallah ya, ne biçim yani ya. Şimdi burada server 1'de DNS'i açtınız. Peki biz DNS ile ilgili herhangi bir kurulum yaptık mı? Hayır. Yapmadık. Peki nasıl geldi? Active domain controller'ı kurarken aynen öyle. Active Directory'nin kurulumunu yaparken zaten arka tarafta bizim için DNS'i yapılandırdı.
Peki DNS'in içerisine geldiğinizde bakın şurada forward lookup zoom var. Orayı bir tıklayın. Alt tarafında sizin domaininizin ismi var. Ve içerisine baktığınızda bazı kayıtlar var. Şimdi bu kayıtların ne olduğunu pek bir önemi yok. Onu sırasıyla konuşacağız zaten. Ama benim dikkat ettiyseniz burada server 1 olan makinamın ve de server 2 olan makinamın accountları var. Ve ben server 2 dediğimde eleman ne yapıyor? 192.168.0.2'yi çözüyor. Buraya kadar tamam mıyız? Ama aklınızda bulunması gereken bir şey daha var arkadaşlar. Domainler, DNS'ler tek parça isim çözümlemesi yapmazlar. Default'ta yapmazlar. Siz bazı özellikler kazandırıp yaptırabiliyorsunuz. Siz normalde şöyle gelip işte ping deyip server 2 dediğinizde eleman size cevap vermeyebilir. Benim amacım eğer burayı pinglemek, burayı çözmekse ben sadece bunu bu şekilde yazarsam çözmez. Bunun yerine gelip şöyle yazmanız gerekiyor. Esağlık.com. Yani burada şunu demiş oluyorsunuz. Sen git server 2 ara ama nerenin içerisinde arayacaksın? Esağlığın içerisinde. Buradaki mantık aslında şöyle düşünebilirsiniz. Ben nereyi arıyorum? Esağlık'taki bir kaydı arıyorum değil mi? Esağlık içerisinde benim server 2 adında bir kaydım var mı? Var. O zaman otomatikman eleman bana diyor ki bak diyor böyle bir kayıt var. Karşılığı da şurasıdır. Tamam mıyız arkadaşlar? Tamam. Peki. Şimdi kendimiz gelip bir tane DNS sunucu kurarsak nasıl kuracağız? Server 2'ye geliyorsunuz. Server 2. Administrator'la açıyorum hemen makinamı. Siz de açıyorsunuz tabii. Hani kendi Snapchat alışma hala halinde. Evet. Snapchat'ın 150 orada zaten. Hocam sanki arı istihası bu olmuş. Evet, bugün inanılmaz bir yağmur var ya. Şimdi bu tarihte yağmur var mı deyip işte 2 yıl sonra izlerseniz gülmeyin. Var. Var. Yaşadık. Server 2 açtık mı? Hayır. Daha sonra Server Manager açıyorsunuz. Evet. Yine gelip avuç subuk bir şifre yaptıysa. Arkadaşlar. Peki. Amacımız Server 2'ye DNS sunucu rolünü kazandırmak. Çünkü biraz sonra fantazilere gireceğiz. O yüzden önemli. Şimdi ben normalde DHCP servisini failover yapısında çalıştırabiliyordum değil mi? Yani birincisine bir şey olursa ikincisi devreye girsin gibi bir mantıkla çalıştırabiliyordum. Load balance yaptırabiliyordum. Aynı mantığı siz DNS için de isteyebilirsiniz. Niye? Çünkü DNS'iniz eğer çalışmazsa yapıdaki hiçbir vatandaş isimleri çözemez. İsimleri çözemediği için servislere gidemez. Ha, IP biliyorsa gider, sorun yok. Ama isim çözümlemesi yapmaya çalışırsa patlar gidemeyecek. Peki hocam, DNS'lerin farklı mı olması lazım? Farklı yani, derken? Mantıken yani ikisinin aynı network'te aynı IP'ye sahip olması mantıklı mı? Ya da çalışır mı? O zaman bitti. Yani bu farklı bir IP, şu farklı bir IP sonuçta. Şimdi önce bir IP adresinize bir bakın. CMD dedim, IP config 2. Manuel IP verdiğinize emin olun. IP'nizi vermiş misiniz? Peki. Vermediyseniz verin. Geldim Server Manager'a. Manage dedim. Add role diyorum. Amacım buraya DNS sunucuyu kurmak. Next. Role based bir kurulum. Next. Havuzdaki şu sunucu için. Next.
Neyi kuracağım? DNS server kurulumu yapacağım. Bana diyor ki şu tool'da eklemem lazım. Add feature diyorum. Next. Next. Buraya kadar tamam mıyız? Devam edin. Next in. Restart gerekiyorsa restartını yaptırın. Karşıdan geliyordum da sabah yani gitmek biraz problemli. Araba peki garajda falan mı kapalı? Yok, açık yerde. Ne çabuk kurdu arkadaş ya. Aldım daha bir iki kez sürebildim ya. Daha süremedim yani. Yok tabi. Yani böyle durumlarda aslında getirseniz çok sevabı gelir. Benim getirme şansım yok çünkü ben karşıdan geliyorum, işten geliyorum. Anlatamıyorum ki sana. Sabah karşıya gitmem lazım. Oradan buraya gelmem lazım. Buradan eve gitmem lazım. Evet, tamam hocam fark eder. Fark eder çünkü servis zaten götürüyor beni. Şöyle diyeyim sana. 100 kilometreyi bulur. Yani şeyden, Çekmeköy'ün oradan Zincirlikuyu, Zincirlikuyu'dan Kadıköy, Kadıköy'den tekrardan Çekmeköy'e yakın bir yere gidiyorum. Başarılı bir şekilde rolün kurulumun yapıldığını söylüyor. Close diyorum. Daha sonra geliyorum. Start menüsünden şuradan DNS'i açıyorum. Ya da her seferinde start menüsü vesaire gitmek istemiyorsanız şuraya yapmanız gereken şey Run açıyorsunuz. Run'dan diyorsunuz ki dns.mgmt.msc ya da gelip DSP panelini açmak isterseniz dsp.mgmt.msc. Yani bir şeylerin management konsolunu açmak istiyorsanız başına onu yazıp devamını getirseniz aslında çoğunla açıyor. Tıkladım, açtım. Sorry 2. Sorry 2'nin içerisinde for lookup zone içerisinde hiçbir şey yok. Şimdi bizim yapacağımız şey burada geçerli olacak. Hani? DSP olayındaki şey burada geçerli olacak. Yapacağız, onu da yapacağız da şimdi değil. Şimdi değil. Önce bir mantığı çözün, sonrası biraz daha farklı adaptasyonlar olacak. Buraya kadar tamam mıyız? Amacımız eğer isimden IP çözmekse isimden IP çözme işlemini yapmak istiyorsanız yapmanız gereken şey for lookup zone içerisinde bir tane zone oluşturmak. Gelip şuranın içerisinde bir tane zone oluşturuyorsunuz ve bu zone içerisinde oluşturmuş olduğunuz kayıtlar isimden IP çözer. Şimdi diyeceksiniz hocam yani isimden IP hep zaman çözmüyor muyuz? Değil, bazen de IP'den isim çözümlemeye yapmanız gerekebiliyor. Bunlar da genelde arka tarafta servisler kullanır. Bazı şeylerin doğruluğunu kanıtlamak için doğru mudur değil midir veya işte bana gelen istekler doğru yerden mi geldi veya işte bu IP'nin karşısındaki ismim neydi vesaire gibi şeyleri çözmeniz gerekebilir. Bu sebepten dolayı %5-10 oranında da IP'den isim çözümlemesi yapma ihtiyacınız olabilir. Onu konuşacağız, konuşacağız. Yapılandıracağız, konuşacağız. Şimdi burası tamam mı? Peki, for lookup zone üstüne geliyorsunuz. Hatta şuranın taplarına şöyle bir bakayım, konuşamam mı? Şimdi değil, onu bir yapılandırırım, sonra konuşalım. For lookup zone'a geliyorsunuz, sağ tıklıyorsunuz, new zone diyorsunuz. Amacım bu vatandaşa bir tane zone oluşturmak. Bu zone'u
nasıl oluşturuyorum? Forward lookup uzun içerisinde oluşturduğum için isimden IP'ye çözen mantığıyla oluşturuyorum. Sağ tıkladım, new zone dedim, next. Bana der ki, bu kuracağın zone'un tipi ne olacak? Zone dediği şey alan ismi. Hani siz normalde internetten bir yerden bir şeyler almaya, domain almaya çalıştığınızda aslında zone alıyorsunuz. Yani domain ismi alıyorsunuz. Bu elemanın yaptığı şey de alan ismi. Alan tipi ne olacak diyor. Şimdi burada 3 tane seçenek var. Primary zone dediği şey ilk kurmuş olduğunuz zone'un ismi. Şimdi nasıl ilk kurduğumuz zone'un ismi? Biz domain kurulumu yaparken dikkat ettiyseniz direkt e-sağlık.com'u kurduk. Ve içerisine bir kayıtlar girdik. Şimdi primary zone kurulumu yaparsanız buranın içerisinde bir şeyler oluşturabilirsiniz, bir şeyleri silebilirsiniz, bir şeyleri değiştirebilirsiniz. Yani içerisinde oluşturmuş olduğunuz kayıtlar üzerinde oynama yapabilirsiniz. Buraya kadar tamam mıyız? Zaten genelde burayla işiniz olur, primary zone tarafıyla. Peki o zaman secondary zone ne işe yarar? Secondary zone'un yaptığı şey, benim bir yerde zaten bir tane DNS'im vardır. İçerisinde oluşturmuş olduğum bir tane zone vardır. Belki bu makinenin çökmesi durumunda ikinci DNS'imin devreye girmesini isteyebilirim. Veya istekler yoğun bir şekilde buraya geliyordur. Ben bunların isteklerini yük dengelemesi yapmak istiyorumdur. Bir sebepten dolayı ikinci bir sunucu ihtiyacı doğar. İkincisini kurarken secondary zone kurarsınız. Bunun mantığı da burada oluşturmuş olduğunuz datanın bu tarafa replike edilmesi. Peki diyeceksiniz hocam, ben gelip ikinci noktaya da primary kuramaz mıyım? Kurarsınız aslında. Sadece milisaniye. Yok, onu kurarsınız. Milisaniye yok burada. Ama burada şöyle bir problem olur bakın bu sefer. Normal şartlarda ben buraya gelip primary'nin içerisinde bir şeylere girip bir şeyleri değiştiriyorum. Bu otomatikman bu tarafa senkron oluyor ve burada da aynı kayıtlar geçerli oluyor. Eğer ben primary zone oluşturursam bu tarafta da o zaman gelip kayıtları bir buradan değiştirmem lazım, bir buradan değiştirmem lazım. Birbirine senkron çalışmazlar. Peki cluster'la secondary zone arasındaki fark ne? Cluster var mı? Cluster mantığını düşünmeyin. Burada yapacağınız şey 2 tane, 3 tane, 5 tane, 10 tane DNS sunucu oluşturmak ve bunların içerisindeki zone'ların birbirine replike çalışmasını sağlamanız. Birinde olan değişiklik öbürlerine de yansıyacaktır. Cluster'da farklı bir durum var. Cluster kümeleme mantığıdır. Bunu cluster diye düşünmeyin. Peki farklı bir domain kurup farklı bir domain zone'unu yaparsın. Secondary yapıp şimdi sen ilk kurduğunu secondary yapabilir misin? Yapamazsın. Yapacağız onu. Mantık tamam mıdır? Primary ve de secondary zone arasında. Ama secondary'de şunu bilmeniz gerekiyor. Secondary kurmuş olduğunuz şu zone üzerinde gelip herhangi bir aksiyon alamıyorsunuz. Yani buraya gelip mevcut datanın üzerinde oynama yapamıyorsunuz. Bir şeyler ekleyemiyorsunuz. Bir şeyler silemiyorsunuz. Yapmanız gereken şey primary tarafından. Peki diyeceksiniz hocam, madem durum böyle, burası patlarsa ve benim buraya kayıt girmem gerekirse ne olur? O zaman da ben buradaki primary'yi diyorum ki arkadaşım bu primary, şurası da secondary. Buraya diyorum ki artık sen secondary değil, primary'sin. Biz mi diyoruz yani? Aynen öyle. Kendi muhaneviyle siz yapıyorsunuz. Siz yapıyorsunuz onu. Değiştirebiliyorsunuz. Değiştirebiliyorsunuz. Yapacağız. Yapamıyorum. Patlamasa yapamıyorum. Yapabilirsin de bu sefer aradaki senkronizasyonu bozmuş olursun. Ha, aynen. Primary primary olursa. Primary oldu mu bir buraya girmen gerekiyor, bir buraya girmen gerekiyor. Burayı primary yapıp bu sefer bu tarafı secondary yapabilirsin. Buradan da bu sefer bu tarafa doğru replikasyonu yaptırabilirsin. Ama aynı zone'dan iki tane primary yaptığınızda dediğim gibi her birinde aynı kayıtları girip değiştirmeniz vesaire yapmanız gerekir. Mantığı yok açıkçası. Ama sonrasında değiştirebiliyor musunuz? Evet, değiştirebiliyorsunuz. Buraya kadar tamam mıyız? Peki. Diyeceksiniz hocam, primary tamam, içine oluşturabiliyor, değişikliğini yapabiliyor, silebiliyor, ekleyebiliyor. Güzel. Secondary, ikincisi, primary'nin yedeğini tutabiliyor ve sorun olduğunda primary haline gelebiliyor. O da tamam da, o zaman stub zone ne işime yarar? Stub zone'un yaptığı şey,
Bu eleman da sizin burada bir tane primary sunucunuz vardır. İçeride zone'unuz vardır. İşte DNS zone'unuz vardır. Şurada da işte bir tane daha DNS sunucunuz vardır. Burada eğer siz gelip stub zone yapılandırması yaparsanız burada şuranın içerisindeki bilgilerden ziyade farklı bilgiler duruyor. Yani ben buraya geldim, bir şeyler oluşturdum, bir şeyler kaldı. Buradaki datanın birebir buraya replikasyonu oldu. Bunun yerine buranın içerisine diyor ki benim primary zone'um kimdir? Onun bilgisi var. Domain controller'um kimdir? Onun bilgisi var. Bununla beraber domain name server'um kimdir? Bunun bilgileri var. Sadece burada buraya ulaşabilecek bilgileri barındırıyor. Siz buraya sorguyu gönderirsiniz, o sorguyu buraya gönderir. Bunu niçin kullanırsınız? Bunu şu aynen köprü görevini görüyor. Bunu yapmanızın temel mantığı şu arkadaşlar. Belki bağlantınız çok düşüktür. Belki güvenlik önlemleri düşüktür orada. İşte sürekli datalar arasında senkronizasyon vesaire sıkıntı olabilir. Bu sebepten dolayı diyorsunuz ki ben DNS'deki datamın burada durmasını istemiyorum. Sadece buraya sorgu sorulduğunda DNS sunucuma gelecek bilgilerin olmasını isterim. Ama burada şöyle bir kriter var. Onu da hemen söyleyeceğim. Burada şöyle bir kriter var. Eğer bu ikisi arasında bağlantı koparsa, yani şurayla şura arasında bağlantı koparsa bu eleman çalışmaz. Niye? Çünkü sürekli buradan gelip soruyor ya. Sorduğu için eleman bu bağlantı kesilirse sorguya cevap alamayacağı için çözemez. Ama secondary zone'da eleman buradaki bilgiyi alana kadar primary'ye bağlıdır. Bilgiyi aldıktan sonra şuradaki bağlantı kopsa da kendisine gelen isteklere cevap verebilecek durumda. Şöyle bak, bakın. Ben buradaki bilgiyi aldığım zaman hat kesilse umurumda olmaz. Çünkü ben zaten buradaki datayı almışımdır. Ama ben buraya gelip yeni bir şeyler eklersem burada hat olmadığı için, arada bir bağlantı olmadığı için haliyle buraya geçemeyecekti bu data. Ve bu sebepten dolayı ne olacak? Ben buradan cevap alamayacağım. Sen bunu bütün yapılarda kullanmışsın. Sorun değil. Ama mantıklı değil. Onu demek istiyorum. Ben de onu diyecektim. Yani ben mantığını göremedim yani. Şimdi mantığını şöyle görürsün. Senin burada Amerika'dadır, burası Afrika'dadır. Burası 256K ile bağlanıyordur. Şurası arada fiber bağlantılar vardır. Uçuk bağlantılarla bağlanıyordur. Şimdi sen buraya direkt gidip şuraya DNS'i kurup buradaki datayı sürekli replike yapman mantıklı mı? Yani olması gerekiyor sonuçta. Eğer replikasyon istiyorsa. Ama bunun yerine sadece sorgular gidip geliyorsa o zaman onun için sağlam bir hata gerekiyor. Ve burası patlarsa da zaten burada data yok. Bitti. Hayır, demek istediğim şu. Hani mesela sorguyu ona gönderiyor ya. Tamam. Yavaş. 150K. Tamam, sonuçta burada giren gelen data trafiği ne olacak? Tamam, sonuçta yine onun üzerinden geri vermiyor. Tamam, geri veriyor. Ama burada yine kilobaytlardır. Neyi soruyorum? Ben şunu soruyorum. Diyorum ki www.google.com kimdir? Bunun en fazla tutacağı data boyutu ne kadardır ki? Tamam, 1 kilobayt. Bu kadar yani. Ben bunu soruyorum, cevabını alıyorum. Diğer tarafa gönderdiği zaman da 1 kilobayt. İşte orada öyle değil. Burada direkt sen buradaki datayı replike ettiğin için fazla yoğunluk oluyor. Aynen öyle. Ya burası güvenli bir ortamda olmadığını varsay. Burası giderse senin DNS'indeki bütün bilgiler gider mi? Gider. O yüzden böyle durumlarda bazen tercih edilmiyor. Onun yerine stub zone yapılandırması yapılır. Sorma gerekir. Alt tarafta bir seçenek daha var. Bu elemanın yaptığı şey de siz primary zone veya secondary zone oluşturduğunuzda, ki primary zone oluşturduğunuzda varsayalım, geldiniz bir tane zone oluşturdunuz. Normalde bu oluşturduğunuz zonlar işte Windows'un içerisinde, sistem 32'nin içerisinde, DNS'in içerisinde text dokümanı gibi durur.
Niye durur? Çünkü siz oraya direkt baktığınızda oradaki Windows'un içerisindeki sistem 32'nin içerisindeki DNS'in içerisine geldiğinizde örnek veriyorum buraya geldiniz dediniz ki işte google.com diye ben bu zonun ismini oluşturdum. Daha sonra gidip baktığınızda text dokümanı içerisinde bunun değerlerini görebilirsiniz. Text dokümanı gibi okuyabilirsiniz. Ama siz gelip bunu şurada store the zone in the active directory yapısını eklerseniz stub mantığı buradaki Active Directory'e entegre çalıştırırsanız bu elemanın yaptığı şey siz bunu text dokümanı gibi okumaya başlıyorsunuz ya Active Directory'de kendi database'i içerisindeki zonlar otomatikman şifrelenmiş şekildedir. Siz bunu kafanıza göre tıklayıp okuyamazsınız veya içerisinde bilgilere ulaşamazsınız. Ve aynı zamanda bu zondaki bilgiler domain controller'lara replike edilir. Yapınızda birden fazla domain controller varsa, örnek veriyorum, sizin şöyle burada bir tane yapınız var, şurada bir yapınız var, şurada da bir tane yapınız var. Siz gelip buradaki domain controller'dan, şuradaki domain controller ve de şuradaki domain controller olduğunu varsayıyorum. Aynı zamanda bunlar DNS sunucuda. Siz buraya gelip eğer normal bir tane zon oluşturursanız bu taraflara replikasyonu sağlamayabilirsiniz. Sağlarsanız bile sağlıklı bir replikasyon olmaz. Bunun yerine siz Active Directory içerisinde yapılandırırsanız bunu hem buradaki data güvence altında tutulur. Bu otomatikman encrypt bir şekilde şifreler. Datayı burada barındırır. Hem de buradaki domain controller'lardan sorumluları gönderdiğinizde buradan otomatikman senkron çalışır. Bu da işinize yarar. En basit hemen size şöyle göstereyim. Soru 1'e gelip. Soru 1. Efendim? Vereceğiz şimdi. Soru 1'e bir gelip. Windows'un içerisine gelip. Sistem 32'nin içerisine gelip. Şuradan DNS'in içerisine geldiğinizde bakın şurada bir tane doküman böyle görünür. Siz buranın içerisine baktığınızda İşte der ki şu zondur, şunun kayıtları bunlar, bunlar, bunlar gibi bilgileri görürsünüz. Ama bunları siz Active Directory ortamında görmek isterseniz, hemen onu da göstereceğim. Neredesin, 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 neredesin? NTDS. Şurada. Active Directory içerisinde, bakın bunlar otomatikman şifrelendiği için, siz burada otomatikman şu EDB'nin içerisinde olduğu için bunu çift tıklayıp okuyamazsınız. Buna ulaşamazsınız. Ama bir daha sonra biz Server 2'nin içerisinde bu zonu oluşturduğumuzda onun yapısına baktığımızda çok daha net anlayacaksınız. NTDS. Windows'un içerisinde sistem 32'nin içerisinde çıkıyorsunuz. Windows'un içerisinde NTDS var. Orada tab EDB var. NTDS dip dosyaları var. Excel database değil. Var mı soracağınız?